Öncelikle İstanbul'daki Kuyumcular Odası'nın seçimi hayırlı olmasını diliyorum. Biz birlik grubu olarak bu beraberliğimizi ve beraber çalışmamızı, arkadaşlarımızı son derece moralimiz yüksek ve motivasyonumuz son derece yüksek. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Biz birlik grubu olarak geçen gün İstanbul Kuyumcular Odası nezaket ziyaretine girdik. Sayın Başkanımızla beraber İstanbul Kuyumcular Odası'nda sabah kahvaltısına yemeğe gittik. Bu sabah kahvaltısına yemeye gittiğimiz zaman oradaki olan işleri anlattık. Ben İstanbul'daki birlik grubu olarak şunu söylüyorum. Biz kimseyi karşımıza alıp polemik yapacak değiliz arkadaşlar. Biz yapacağımız işlerimiz, önümüzdeki olan projelerimiz, planlarımız, neler yapabiliriz bunların hesabını yapmamız lazım. Yani bir, o öyle söylemiş, bu böyle söylemiş. Herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben o gün kahvaltıda sadece şunu söyledim. Arkadaşlar dedim, KKDF e geriye dönük cezaların ödenmiş KKDF'leri onaylanıyor. Meclisten çıkıyor, bitiyor dedim. Bak herkes bundan mağdur. Aynı zamanda 32 yasalı kanuna göre dedim, işlemler dedim yapılıyor. Bunlardan haberiniz var mı? Çıktı dedim. Yo öyle bir şey yok dediler. Arkadaşlar orada dedi ya yok dedi 27 sene çıktı falan filan dediler. Baktılar ki ya evet dedi çıkmış dediler. E kimsenin haberi yok kardeşim ya. Beni konuşturmasınlar şimdi. Biz o gün orada dedim ki benlik duygusunu konuşmayalım dedik. Biz İstanbul Ticaret Odası olarak İstanbul İhracatçılar Birliği Başkanı olarak Ayhan abi ve dedim siz var mısınız dedim hep beraber Ankara'ya gidelim dedik. Tamam dedi gidelim dedi. O zaman dedim açın telefon dedim konuşun dedim. Ayhan abiye randevuyu alıyoruz dedim gidelim dedim. Komisyona giriyor dedim komisyondan geçiyor dedim. KKDF geriye dönük cezası mevzuatı dedim. Bu beni ilgilendirmiyor değil arkadaşlar biz bu sektörden ekmek yiyorsak kuyumculuğa vermiş olduğum mebalimiz var. Geriye dönük KKDF cezaları ile ilgili kim hareket etti? Sayın Başkan'a dedim ki açın başkanım dedim telefon dedim Noray abiye. Tamam dedi falan filan dedi o zaman yardım olalım. Açtığı yok. Biz çarşamba günü sabahına kadar bekledik. Ayhan abiye telefon açtım. Açtım açmadı dedi İlham için. Biz gittik Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'ne Ankara'ya. Ankara'da komisyon red verdi. Dedi ki ben bunu imzalamam dedi. Ayhan abiyle beraber hep beraber biz Ayhan abi de gitti zaman Sayın Mustafa Atayik, Sayın Gökhan kardeşim Pırlanta Söklerinden, İhracatçılar Birliği'nden. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası'nda temsilcisi Sayın Erhan abi başkanımız ve aynı zamanda e, Ercan Özbayacı, e, Turan Gürdal abimiz ve bizzat ben kendim beraber hep beraber gittik. Ne yapmamız gerekiyor dedik. Arkadaşlar gittik Sayın Genel Başkan Yardımcımızla, Genel Başkan Yardımcımız Maliye Bakanı'na, Maliye Bakanımız Gümrük Bakanlığı'na mevzuatları izah ettik. Bu mevzuatlarla ilgili yol kat ettik. Yani siz affedersiniz ben yaptım ben yettim şimdi mevzuatına girmiyoruz. Evet Sayın Mustafa Tiryaki siz bir sene üzerine doğruyu söylediniz. ÖTV'deki mevzuatın kalkması ile ilgili ben yaptım ben ettim diyen Sayın Nora İşler Başkanımız şu anda Mustafa Tiryaki Beyefendi dün dedi ki biz Nevzat Sudaş abimizle beraber gittik. Mehmet Buş Beyefendi ile beraber gitti. Komisyon Başkanı yardımcı oldu. Biz bu mevzuatları bir sene evvelden zaten altyapısını oluşturmuştuk. Birebir gittik görüşmelerini yapmıştık Sayın Beyefendi. Biz şu anda bu mevzuatlara girip de polemik yapacak bir pozisyonda da değilim. Onu size söyleyeyim açık açık konuşmak gerekirse. Bizim mevzuatımız sektörümüze neler verebiliriz? Neler yapabiliriz? Hangi projeleri yapabiliriz? Bakın Dubai %5 KDV geldi, %5 gümrük geldi. Hala bir açıklama yok ya. İstanbul kuyumcu odasısınız, Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Bir tane Noray Başkan'ın çıkıp açıklaması var mı arkadaşlar bu sektöre? Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti olarak biz İstanbul Kuyumcusu Temsilcisi olarak gidip yüzde beş KDV mevzuatında yüzde beş gümrük mevzuatını nasıl bu Türkiye'deki olan bu sektörümüzde faydalanabiliriz hesabı yapılmış değil. Artı altın esaslı muhasebede biz açıklama yaptık. Gelin buradan beraber çomasa yazı verelim şey, işlemlerini yaptıralım diye bir tane açıklama yok. Sizin kendi envanterinizdeki olan stoklarınız dahi şu anda düşük. Yazık günah bunu hepimiz hesaplarımız zarar görecek. Artı şu anda Dubai'deki tüm bu fırsatı 300 gram 500 gram mal olan ürün olan esnaf kardeşlerimiz Afrika'daki olan olsun Rusya'daki olan olsun Avrupa'daki olan olsun gelen biz dedik ki o gün yemekte de söyledim 1800 grama kadar 2 kiloya kadar yanlarında altın hurda getirebilir. Bununla ilgili gümrüğe beyan edip direkt çıkması mevzuatını ilgili hızlandırtıralım dedik. Bununla ilgili herhangi bir açıklama var mı? Bununla ilgili herhangi bir gelişme var mı? Buraya gelen turist otelde kalacak, yiyecek, içecek, gezecek, alışverişini yapıp çıkıp gidecek. Herkes kazanacak ya. Taksicisinden otelcisine kadar kazanacak. Biz bunları kazanalım. Biz bunun hesabını yapalım. Biz karşılıklı polemik yaparsak bu işin içerisinden çıkamayız. Polemik yaptığınız anda kimse puan kazanmaz kardeşim. Polemiği sandıkta esnafımız kime hak görmüşse onu verir. Bitti bu kadar. Biz sektörümüz kazansın, hepimiz kazanalım diye hesabını yapıyoruz. Birlik beraberlik içerisinde olalım diye yapıyoruz. Arkadaşlar siz Sayın Mustafa Teriyaki öncelikle gidin Üsküdar'daki birlik beraberliğinizi sağlayın. Ondan sonra İstanbul Kıymetli Odası'nda gidin de hesabını yapın ya. Ben size bir tek bunu söylüyorum. Üsküdar'daki zaten birlik beraberliği var. Biz geçen gün Üsküdar'a gittik bütün birlik grubu olarak. Arkadaşlar diyor, siz de bir defa buradaki başkana söyleyin de gelsin bir defa buradaki birlik beraberliği sağlasın diyor. Öncelikle gidin onu sağlayın arkadaşım. Ben bundan sonra hiçbir karşılık polemik cevap vermeyeceğim. Fakat şunu söylüyorum. Yazık günah. Biz sektör olarak neler yapabiliriz, neler edebiliriz hesabını yapalım. Lütfen burada zarar gören esnafımız görüyor, imalatçısı görüyor, ithalatçısı görüyor, sağdaki yarı cilacısı görüyor, para kendisi görüyor. Yazık günah yani. Bizim İstanbul kuyumcu odası sektörü olarak Türkiye'nin en önde gelen bir odasıyız. Fakat yapmış olduğumuz işlerde benlik duygusuyla, bizlik duygusuyla hareket ediyoruz. Yazık günah. Ben birlik grubu olarak ekibimiz son derece profesyonel. Hukuk danışmanımız, mali danışmanımız, proje danışmanımız, plan danışmanımız ve aynı zamanda muhasebe ekip danışmanımıza varıncaya kadar tüm bir kadromuz var. Bu konuyla ilgili her şeye varıncaya kadar e, çalışıyoruz. Sem sem mahalle mahalle e, han han geziyoruz. Sorunları birebir dinliyoruz. Bunların hepsini liste yapıyoruz. İstanbul'da kuyumcu odası olarak birlik grubu olarak 600 taneye yakın çalışma grubu kurduk. Birlik çalışma grubu bu grubun tüm iş, e, şikayetlerini, projelerini hepsini e, Instagram üzerinden, e, Whatsapp üzerinden, Facebook üzerinden yazışmalarımız var. Yapacağımız projeleri, planlarımızı hepsini toparlıyoruz. Katalog halinde İstanbul'daki kuyumcu odasına üye olan herkese ama herkesin adresine biz bunları gönderttireceğiz arkadaşlar. Takdir İstanbul'daki kuyumcu odasına olan üye olan arkadaşlarımızındır. Ben İstanbul'daki kuyumcu odasının seçiminin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'daki sadık yarından muğlayıcısına kadar, imalatçısından ithalatçısına kadar, para kendisine kadar sektördeki oy kullanacak olan arkadaşlarımızın altın oyu olan arkadaşlarımızın hepsinin dikkatli ve temkinli olmasını diliyorum birlik grubunda beraberce hareket etmesini temenni ediyorum. Allah'a emanet oluyorum. Sağ olun.